Kerem. Bir şey mi diyeceksin? Ya bir şey diyeceğim herhalde. Bir şey demeyecek olsam niye geleyim? Akşam dedin ki uyanır uyanmaz avukata gideriz dedin. Sabah oldu bir baktım yoksun. Sabah işi çıkmış, ben sana söylemeyi unuttum. Çıkarız biraz daha. Yok, acele etmemin sebebi şu. Bir an evvel imzayı atmak istiyorum. Ya sen illa boşandıktan sonra mı imza atıyorsun? Ya sıkıştırıyorlar çünkü. Ayşe, senden tek bir isteğim vardı. Bu kadar zor mu? Kerem tamam, bir şey demedim ya, sordum sadece. Kerem, Ayşe. Benimle yemeğe gelmek zorundasınız. Eğer beni birazcık seviyorsanız benimle yemeğe geleceksiniz. Aa, ne yemeği Volkan, ne oldu? Dedim çeyrekle buluşacaksın. Evet. 100 puanım var ya, batak sistemi gibi düşünün. En yüksek puanı olanın hayatı kayar. Şimdi sizinle anlaşamazsa çeyrek puan kaybeder. Geriye kaldı 75 puan. Hedef 0 puan. 10 puan okuyayım ama 20'nin üzerine çıkmaması lazım abi. Ne diyorsunuz? Tamam, geliriz Volkan, çak. Neler be? Yalnız kadının kafa var, bizim ulaşamayacağımız bir seviyede. Artık elimizden ne geliyorsa yani. Harikasın be Ayşe. Siz var ya, benden sonra da görüşürsünüz. Ve beni de çağırmazsınız. Oh be, ben tanıştırayım, benden çok samimi olun. Anlamadım abi. Volkan, bizim bir işimiz var, onu bitirelim. Ondan sonra haberleşiriz. Ne yapacağız, ne edeceğiz, kızı nasıl soğutacağız falan. Tamam, ben sizi darlarım. Hadi. Kolay gelsin. Doğum Nisan sonuna geliyor. Tüh! Niye tüh? Ne zaman doğursun? Yani hep bir topu 3 hafta erken hamile kalsaydınız çocuğunuz Koç burcu olabilirdi. Büyük bir fırsat kaçırmışsınız. Tüh! Tüh! Tabii. Tabii. Baba yengeç, anne terazi. Akşam beyciğim, ne gördüğünüzü bize de söyleseniz. Şimdi oğlunuz... O oğlunuz? Oğlum. Oğlunuz mu? Okşan Bey, yani ben monitörde göremedim. Siz orada nasıl gördünüz oğlan olduğunu? Efendim, ben görüyorum. Ya Samet! Veliaht geliyor, veliaht geliyor. Demiştim sana. Yani şunu söyleyebilirim size. Oğlunuz müzikle uğraşırsa Mozart, resimle uğraşırsa Picasso. Eğer ticaretle uğraşırsa rahmetli Vehbi Koç gibi olabilir. Hatta futbolla uğraşırsa... Maradona. Messi Samet. Güncelle kendini birazcık ya. Tabii o da olur yani, iyi futbolcu da. Maradona. Okşan Bey, gerçekten harika bakıyorsunuz. Bakmıyorum hayatım. Gökyüzünü okuyorum. Herkes yıldız tozu, sizin çocuğunuz yıldızın ta kendisi. Ay Okşan Bey, yani biz bir sonraki randevuyu da hemen ayarlasak böyle bir karışıklık olmasın yani. Tabii tabii. Madem şimdi çocuk böyle büyük biri olacak, yanlış bir şey yapmayalım değil mi? Samet, bizim sorumluluğumuz çok büyük. Bizim çocuğumuz deha olacak. Çok heyecanlıyım. ne yapıyorsunuz burada, ne oluyor ayol? Yelda abla, sana ünlü astrolog Okşan Bey'i tanıtayım. Ay Hülya, Allah aşkına, yani böyle saçma sapan şeylerle uğraşmaktan vazgeçmiyorsun. Bana bak, Canan kapının önünde sizi arıyor. Bir sürü kargo gelmiş, bir sürü. Hadi gidin bakın bir. Oğlumuz için ben bir sürü şey sipariş etmiştim, onlar gelmiş komşu. Hadi bakalım, hadi. Hoşça kalın, teşekkürler. Görüşmek üzere efendim, yine beklerim. Teşekkürler. Gel gel. Siz babaannesiniz değil mi? Öyleyim. Doğum tarihinizi öğrenebilir miyim? Yalnız ben öyle Hülya gibi saçma sapan işlerle uğraşmam, söyleyeyim. Efendim, bir doğum tarihinizi söyleyeceksiniz. Hazır açıkken sizinkine de bakayım. Sizden çok farklı bir titreşim aldım da. Ay. Buraya mı yazıyoruz? Evet. Yalnız ben size o titreşimin sebebini söyleyeyim. Hülya gibi beni de kandıramayacağınızın titreşimidir o. Buyurun. Bir dakika be kardeşim, bir dakika be ya.
Bir portakal, bir çivi çek. Yuh be abim ya. Ağzınızda köseli mi var? Yutmayacağınız, yudumlayacağınız onu. Bizim de iki tane soda vardı. Sabredin ya, sabredin, sabredin. Allah Allah, ayrıca dolap orada yani. Ne var? Alın bak kendinize ya. Bağlayanınız mı var? Üf. Nasıl izliyorsun? Aha bastım okey. Haydi. Yeter! Yeter ya! Kurban olayım yeter ya! Kafa bende ki de ya! Kendi sesimi duyamıyorum ya! Yeter! Aa! Geliyorlar bana. Bak, çat çut bitti. Tamam mı? Çat çut bitti. Hadi herkes gitsin. Kağıt oynayacaksınız duracaksınız, tamam mı bu saatten sonra? Kağıt oynandıracak. Geri kalan 3,5 lira koysun masasına, çayın hesabına gitsin. Ne 3,5 yenge ya? Daha dün 2 liraydı. Bugün dün mü? Değil. Geçmiş geçmişte kaldı. Höp öp içerken düşünecektin onu. Koy bakayım parayı. Hadi ya! Yavaş! Sessiz çıkın. Siz ses yapacaksınız mı? Yok. Ses yapmıyoruz. Ha. Aferin. Tamam dayıcığım. Sağ ol. Afiyet olsun. Mutfak orada. Bir şey canınız çekerse gelin alın. Tamam, tamam, tamam. Sen ne bakıyorsun? Toplasana boşları. Nazmiye. Hayırdır, nereye gidiyor insanlar? Ya onlar insan mı ya? Kızım ne yaptın sen? Yok ya, bir şey yapmadım yani. Ben çay istediler, verdim. Oralet istediler, onu da verdim. Soda istediler, verdim. Kivi bile istediler, onu da verdim. Bir şey yapmadım yani. Ya. Yalnız. Ben böyle şeylere hiç inanmam ama yani siz o kadar spesifik şeyler söylüyorsunuz ki bilemedim vallahi. Söylemiyorum efendim. Gökyüzünü dinliyorum. Ya yok mu senin şu müziklerden? Bangır bangır ne güzel dinliyorduk. Hani duygusuz olanlardan? Yani her zaman duygulu şeyler de dinlenmiyor tabii. Bazen o da lazım. Boş ver, dinlemeyelim bir şey. Böyle sessiz. Böyle de bir tuhaf. Yani sessiz sessiz gidiyoruz. Tuhaf olan sensin. Hem boşanmak istiyorum diyorsun hem de moralsiz moralsiz takılıyorsun. Ben seni hiç anlamıyorum. Ben mi moralsizim? Ya, bence sen beni kendinle karıştırıyorsun. En nihayetinde yalandan da olsa bir dönem kapanıyor. Hani varmış ya eskiden veba salgını. Aynen öyle bir dönem kapanıyor. Aynen öyle. Geçmiş olsun Ayşe Hanım, ne diyeyim? Daha geçmedi Kerem. Yani avukatla gidip konuşalım, ondan sonra geçecek inşallah. Sen üzülüyor musun, seviniyor musun? Vallahi anlamıyorum. İkisi de değil. Yani olsun bitsin istiyorum, o kadar. Sen? Ben ne? Yani ben de seni anlamıyorum. Sen ne hissediyorsun? Sen nasıl hissediyorsan ben de öyle hissediyorum işte. Vallahi Yelda Hanımcığım, başkalarının hayatına karışmayı hiç sevmem ama... Ay de ne olur. Ay Okşan lütfen söyle, ne olursun. Heh. Jüpiter 6. evinizde. Yani? Yani bu ara Muhsin Bey'le yapacağınız bütün seyahatlere dikkat etmelisiniz. Aa,
Görüyor musun? Vallahi adam yok, Karadeniz turu diyor, yok bir şeyler turu diyor. Sürekli tur diyor, turda tur, tur tur yani. Sakın, sakın. Mecbur kalmadıkça evden bile çıkmamalısınız. Yok çıkma, ben çıkmam. Hüseyin de çıkarmam evden. E bu kadar. Yani benim size söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Peki o zaman. Ay vallahi Okşan, her şey için çok teşekkür ederim. Bana bak, sen devamlı gel buraya, tamam mı? E tabii tabii. Nasılsa sizde IBAN, telefon numaram var. Var var tabii. İstediğiniz zaman ararsınız. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Ay görüyor musun sen Musa için neler dedi? Yok gezmeler mezmeler. Anlaşmalı olacak değil mi? İyi düşünün. Daha sonrasında mal paylaşımı, nafaka gibi değişiklikleri yapamazsınız. Düşündüm ben Nermin Hanım. Hiçbir şey istemiyorum. Tamam. Ben yarın evrakları hazırlamış olurum. Size vekalet verirsiniz. Bir tek imza işimiz kalıyor. Gerisi kolay. Nasıl yani? Bu kadar kolay mı? Bu kadar çabuk mu oluyor? Anlaşmalı olunca öyle oluyor Ayşe Hanım. Siz daha erken bekliyordum ama iyi dayandınız. Pardon. Siz tanışıyor musunuz Kerem'le? Tanıyor musunuz yani? Evet. Hatta sizin düğün haberinizi gördüğümde aklıma geldi. Kerem kesin boşanmak için beni arar dedi. Oha! Yuh be sana, oha! Ben ne yaptım şimdi? Ben ne yaptım şimdi mi? Sen şimdi yapmamışsın ki, zamanında yapacağını yapmışsın zaten. Avukata da mı be Kerem? Avukatın nesi? Ayşe. Ayşe bekler misin? Nereye gidiyorsun? Bir dursana, bir dinle. Avukat tut dedin. Çabuk olsun dedin. Olacaktı da. Ben daha ne yapayım? Ne demek ne yapayım? Ya bir de salağa yatıyorsun utanmadan ya. Sen resmen beni sinirlendirmek için yapmışsın. Ben ne yaptım? İşte bir onu anlatsana bana. Ne yapmışım ben? Başka avukat yok muydu Kerem? Yani takıldığın avukata mı getirmen gerekiyordu beni illa? Ya biz neden normal insanlar gibi hiçbir şeyimizi ciddiyetle halledemiyoruz? Gerçekten sinirlenebileceğini düşünemedim. Çabuk olsun diye tuttum. Niye sinirlenmeyeyim? Niye sinirlenmeyeyim ki? İşte niye sinirleniyorsun? Ben onu mu diyorum? Yani ne yaparsanız yapın. Bana ne yani? Sen zaten yapmışsın kadına yapacağını. Kerem, sahte bir evliliğin içinde olduğumuzu bir tek biz biliyoruz değil mi? Yukarıdaki kadın biliyor mu? Avukat kadın biliyor mu? Bilmiyor. Sen beni nasıl küçük bir duruma düşürdüğünü farkında değil misin? Yani artık telefonda nasıl konuştuysanız utanmasa Ayşe Hanım bir 5 dakika müsaade edebilir misiniz diyecekti. Yok 5 dakika demez de o. Ya durumumuz şey, konumuz senin performans değerlendirmen değil mi? Kaptan. Ha tamam mı? Dönüyor muyuz geri? Ben gidiyorum Kerem, sen kalıyorsun. Nereye gidiyorsun? Arkadaşıma. Bir dakika, hangi arkadaşına? Sana ne? Git kaptan git. Aa aç aç, ben de ineceğim. Şimdi durduk ya, arkadaşım inseydin ya. Tamam şimdi aklıma geldi, para verdik o kadar. İleride atsana. Müsait bir yerde inersin. Tamam orası müsait.
kadar bu pembe rüyalar.